sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 34.400'den selamlar olsun arkadaşlar. Bugün inanıyorum maç bitene kadar 34.500 ne ki 34.600'ü bile zorlayacağız. Çünkü herkes sevdiği herkesi davet ediyor. Fenerbahçeli herkesi davet ediyor. Gel kardeşim video izlemeyecek olsan da şu kanala abone ol diyor ve biz de buradan yürüyüp gidiyoruz. Fenerbahçe, Maribor günün maçı, Fener'in maçı var. HD ile bugün Fenerbahçemizin UEFA Konferans Ligi 3. turda ilk maçı ve sahamızda Maribor'u konuk edeceğiz. Maça çıkmadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herkesin Fenerbahçe'den beklentisi tabii ki bugün normal bir şey değil. Bugün Fenerbahçe'den farklı galibiyet bekliyorsunuz. Tahmin ediyorum. Yani e, zannetmiyorum başka bir şey olacağını. Ya da başka bir şey isteyeceğinizi zannetmiyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. E, skor tahminlerinizi bir yazar mısınız? Maç saat 21'de. ülke Stadyumu. Çukurova Spor Kompleksi'nde. Ve saat 21'de arkadaşlar. E, Fenerbahçe-Maribor maçı. Şimdi konferans ligi maçı. Birçok arkadaşımız diyor ki, Hocam ya elensek ne olur ki ya Allah'ını seversen. Çok önemli bir şey mi sanki diyor. Yani... Konferans ligi parası diyeyim ya da ücretleri diyeyim. Hani bazı arkadaşlarımızın hiçbir şey bilmediğinden eminim yani. Çünkü bu buradan gelen gelir çok çok önemli. Şimdi birinci öneleme turu arkadaşlar 150.000 euro. İkinci öneleme turu 350.000 euro. Yani bakın katılım sonuçlarına göre sabit ödemelere ve TV pazarının değerine bağlı değişken tutarlara bölünür. Şimdi üçüncü ön eleme turu 550 bin euro. Bu turu geçersen 550 bin euro. Playoff turunu geçersen 750 bin euro. Yani 350 bin zaten aldın. Bu turu geçersen 550 daha 900. Playoff'u geçersen 750 daha 1.650. Gruplara kaldın. 2.940 oradan veriyor. Yani yuvarlak hesap yapalım. 4 milyon euroyu geçtin. Grup aşamasında maç başı galibiyet. Bakın maç başı galibiyet 500 bin euro. Beraberlik 166.000 euro. Grup aşaması birinci tur işte ikinci tur falan diye gidiyor. Yani arkadaşlar Türkçe tabirle senin bu turnuvaya katılman bu turnuvada başarı elde etmen gidebildiğin yere kadar gitmen lazım maddi açıdan. Şimdi Slovenya temsilcisi Maribor. CS Sport Plus dedik. Bunu da izleyemeyen arkadaşlar oluyor ama maç öncesinde konuşuruz. İngilizdeki Robert Jones düdük çalacak. Robert Johnson yardımcılıklarını bilmem ne yapacak ama bizim evimizdeki maç İngiliz hakemi yönetmesi iyi bir şey. Çünkü sertlik dosajını biz belirleyeceğimiz için. Maçın rövanşı 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Turu geçmesi halinde Twente Riga galibi, galibiyle playoff'ta eşleşecek. Fenerbahçe'de eksikler. Lincoln sözleşmesi donduruldu zaten. Dün ee, teknik direktör İsmail Kartal da söyledi. İsmail Kartal yandaş diyecektim ya. Emre Mor yok. Sakatlığı var. Mert Hakan Yandaş sakatlığı var. Serdar Aziz'de sakatlığı varmış. Listeden çıkarıldı. Transfer görüşmelerinde olan Serdar Dursun, Arao, Gustavo, Henrique maçta forma giyemeyecek diğer isimler. Maribor'da Sudani, Guerreiro, Sikosek sakatlıktan nedeniyle sahadaki yerini alamayacakmış. Özellikle e, bu üç arkadaşın olmaması beni sevindirdi. Yani maçın kaderini belirleyecek üç arkadaş. Şaka bir tarafa ama Muhtemel 11'ler. Altay, Osayi, Luan Perez, Bekao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Tadic, Şimanski, Kent, Jack diyor. Ben zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? İsmail Kartal dün aslında rotasyonlu bir kadro deneyebilirim. Kafamda bir şey var dedim. Tamam rotasyon deneyelim. Altay, Osayi'yi kesin oynatalım. Bekao takıma alışsın. Eee... Luan Perez oynasın. Tamam. Kabul. Solda da Osterwold oynasın. Yani nispeten kolay bir takım Osterwold'e de kendini gösterir. Gelelim merkeze. Merkezde Crespo. Crespo'nun yanında Zayt oynasın. Onların önünde 10 on numarada Simanski oynasın. Takımı alışsın sağ kanatta şimdi sağ kanatta Kent oynasın mecbur. Sol kanatta İrfancan Kahveci oynasın. Oynasın mı? Çünkü Emre Mor sakat. Tadiç var, Kent var, Emre Mor var. Hani daha alınacak isim var ama Kent sağ, solda İrfancan Kahveci, forvette de Batu Şuay oynasın. Nasıl arkadaşlar? Çok mu abes oldu? Yani Osterwold'de bir bu 2, Zayt 3, İrfan Can kanatta 4, Batu Şuayi 5. Yani çok abes oldu gibi değil mi? Bakalım arkadaşlar hangi kadroya çıkacak ama ben şunu söyleyeyim. Bugün çıkması kesin kadroda ben kimi bekliyorum açıkçası ben e, size bir ipucu vereyim. Bekao'yu bekliyorum. Çünkü alışacak. Juan Perez'i bekliyorum. Alışacak. Osterwolde'yi bekliyorum. Eğer gitmeyecekse, eğer Osterwolde kiralık dahi olacak olsa gidecekse bugün oynamaz. Tamam mı? Ardından Batshuayi de bekliyorum çünkü bizim az forvetimiz Jack Oysa, Pazartesi günü lig maçı var, rotasyon yapalım diye oynayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe Moldova temsilcisi Zimbro'yu 5-0 4-0 eledi ve oturdan 350 bin euroyu kasasına koydu. Arkadaşlar basite almayın. Bunlar milyon TL'ler. Yani 10 milyon TL'nin üstünde bir para. Maribor'da Slovenya, Slovenya Ligi'ni 3. bitirdi. Ee, o ligin birincisiyle de Galatasaray karşılaştı. Gördüğüm kadarıyla bir hani köy takımı edasında oynadılar. Vallahi hiç kıvırmayacağım. Bana göre Fenerbahçe ligin en hazır takım. Bana göre Fenerbahçe işte üç büyükler içerisinde şu anki en iyi takım. Bu bana göre. İşte bana göre Fenerbahçe'nin oynadığı futbol diğerlerinden daha kıymetli, daha iyi. Yine söylüyorum bana göre. Bugün göreceğiz. Mıyız, kara mıyız. Galatasaray 3-0 yendi yenmesine. Akem rakibin temiz bir golünü vermedi benim gördüğüm kadarıyla. Hani e, bir önceki turda rakip forvette birazcık beyin olsa Galatasaray'ı eleyecek işte. Yine nispeten bu turdaki rakipleri biraz daha kolaydı. İlk maçı deplasmanda oynamak her zaman avantaj oluyor ama tur kolay olunca ilk maçı evinde oynamak seyirciyi daha çok çekiyor. Çünkü gollü bir galibiyet falan bekliyorlar. Maçı ikinci maça bırakmayalım orada rotasyon yapalım diye. Yani her açıdan Böyle bir maç. 257. maçımız arkadaşlar. Bakın hep söylediğim şey burası. 97 galibiyet. 55 beraberlik. 104 mağlubiyet. 2 maç buradan. 2 maç playoff'tan 4. 6 maç gruptan 10. 10 maçı da kazanırsan 107 galibiyetin olacak. 104 mağlubiyetin. Yani galibiyetten öne geçeceksin mağlubiyette. Anlatabiliyor muyum? İşte bu bu yüzden önemli. Bugüne kadar 300, 335 gol atıp 367 gol gördük. Bakın 9 gol attık bir önceki turda. 326'dan 335'e çıktık. Bir 9 gol daha atsan 344'e çıkacaksın. Yani böyle böyle Avrupa istatistiğini düzelteceksin. Kupa 3'te 5. sınav diyor. Buna da çok takılmayalım. Hocam bugün kap gelir mi? Gelebilir. Çünkü ekran bir de işlem tamam ama ben sizlere mahcup oluyorum. Ben kap şu gün dedim miydi sizlere mahcup oluyorum. O yüzden şu gün kap demeyeceğim arkadaşlar. Yani bakın transfer listemizde Karl Toko Kampi. Fenerbahçe transferi bitirdi artık. İşin resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Sadece olay bu. Fenerbahçe Ekan bir de mutlu sona ulaştı. Lyon'la anlaştıktan sonra Kamerunlu Yıldız'ı ikna eden Sarı Lacivertler Ekan kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek. 30 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisine Sarı Lacivert'i e renklere bağlayan 3 artı 1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Futbolcuya yıllık 3 diyorlar ama 3 o kadar yok bildiğim kadarıyla. Ee, kulübüne 2 diyorlar. Belki kulübüne hiç para da vermeyiz. Bir bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Fransız basını da bu olayı yazmış arkadaşlar. Ekan bir Türkiye'de hayat bulacak. Kameranın oyuncular anlaştılar. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek diye. Abu Bakar'a milli Takımlar arkadaşı Abu Bakar'a rakip olacak diyor. 139 gol 45 asist. Kariyerinde 417 maç. 139 gol 45 asist. Hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Mesela transferi çoktan açıklanmış olsaydı bir hafta önce. Bugün bir sol kanatta alsana Ekambi. Ve şunu da söyleyeyim. Rakiplerin nispeten kolay olması. Yeni transferin oynaması açısından son derece iyi. Düşünsene kolay rakipler oynuyorsun. Yeni transferi oynatıyorsun. Büyük ihtimalle yeni transferin göze hoş gelecek. Çünkü rakip nispeten kolay. Anlatabiliyor muyum? Bak Mesela Fenerbahçe taraftarında bir Osterwolde fetişizm var. Sevmeyen var, seven var. Çok karışık bir futbolcu. Bugün Osterwolde'yi oynatıp iyi verim alıp taraftarla barıştırabilirsin mesela. Atıyorum bugün Osterwolde oynadı. iki asist bir golle oynadı. Al sana Osterwolde. Anlatabiliyor muyum? Tam tersi de olabilir ama tam tersi daha düşük ihtimal. Bir de arkadaşlar Fenerbahçe'nin diğer bir transferi Kurunic. Son teklif 8 milyon euroymuş. İtalyan devi Milan 12 milyon euro istiyor. Fenerbahçe 8 milyon euroya kadar çıktı diyor. Hocası Stefani Pioli de kurun için satılmasına karşı çıkıyor ama görüşmeler sürüyor demiş. Bu top satıcı rolü olur arkadaşlar. İtalyan basını Fenerbahçe çok istiyor. Zorluyor diyor. 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu. Fenerbahçe ilk başta 3,5 milyon euro ile gitti. Milan 12 dedi. Pazarlıklar 15'ten 12 15 deyip 12'ye kadar düştü. Çok uyumluyuz diyor. Milan'ın oyuncuyu satma konusundaki, satmama konusundaki ısrarının en büyük sebebi teknik direktör. Hani Musa'nın gelişiyle orta sahada tamamladığımızı düşünüyorum. Birbirimizi tamamlayan farklı özelliklerimiz var. Umarım bu oyuncularla devam ederiz. Sezon başlamasına 20 gün kaldı. Olumlu şeyler üzerine çalışıyoruz diyor. Şimdi İtalyanlar boşnak yıldızı 10 milyon euroya satma konusunda ısrarlı. Fenerbahçe'de hem sözleşme hem de yıllık 3 milyon euroya Geçtiğimiz hafta el sıkıştı diyor. Tam olarak böyle değil arkadaşlar. 1.8'e el sıkışıldı. 3 artı 1 yıllık anlaşma şeklinde. Ama teknik direktörü göndermek istemiyor. 2025'e kadar da sözleşmesi var. Mourinho olayı benim kafamı çok karıştıran bir olay. Şimdi açıkçası daha iyisini arıyoruz. Daha iyisi arandığı için bu da olsa olur diyoruz. Mesela arkadaşlar Nicolas Dominguez. Sürpriz bir şekilde hani bir bakmışsınız akşamleyin işte Fenerbahçe Nicolas Dominguez'de görüşmelere başladığını kapa bildirdi. Yazarsa şaşırmayın. Çünkü çok uğraşılan isimlerden bir tanesi. Ama ben kurun iç isminin olacağını zannetmiyorum. Evet uğraşılıyor ama belki bu belki de blöftür. Hani bakın Dominguez'i veren yoksa biz alıyoruz bunu blöfüdür. Hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'de ayrılıklar sürecek. Şimdi e, kıymetli dostlar, sevgili Fenerbahçe taraftarı, sevgili Kadıköy Sokak takipçileri. Süper Lig'de yabancı sayısı 16'ya ulaştı diyor. 14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı kontenjanda yer açabilmek. Önce şunu söyleyeyim. Lincoln'un sözleşmesi donduruldu. Kaldı 15. Gustavo ile Arao gitti sayın. Kaldı 13. Ve Ayrılıklar sürecek. İsmail Kartal'ı zaten buna işaret etti dün söyledi. Gustavo ee, Henrique keşke Arabistan'a falan gidebilse. Çünkü iyi para getirir. Hani William Arao, Gustavo Henrique bunlar Fenerbahçe'ye para kazandıracak isimler. Hem de işimizi rahatlatacak isimler. Ben başka bir şey söyleyecektim. Benim söyleyeceğim şey çok başka. Söyleyeyim mi arkadaşlar söyleyeceğimi? Şimdi benim söyleyeceğim isim gerçekten çok başka. Sebebi de şu. Yani ee, şimdi Fenerbahçe'de çok değişik isimler, değişik teklifler alıyor. Ancak kadronun tamamlanması lazım. Şunu soracaksınız. Hocam diyelim ki ara o gitmedi. Gustavo Henrique gitmedi. Kadroda sıkıntı olmayacak mı? Bunların lisansı var. Evet lisansları var ama kadroda sıkıntı olmayacak. Niye? 15 Eylül'de transfer sezonu bitiyor. 15 Eylül'e kadar kadronda 50 tane yabancı olsun. Hepsini oynatabilirsin. Tamam. Ha mesela Nazım Sangare. Ben Nazım Sangare'yi artık Fenerbahçe futbolcusu olarak lanse etmiyorum. Serdar Dursun da öyle. Hani bunlar kim deseniz kim derim. Nazım büyük ihtimal Pendik. Serdar Dursun'a Samsun'un ilgisi var ama gidecek mi? izleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe için Ekan bir Kurunic gelen kapı diyorlar. Ben Ekan yani Kurunic'le her konuda anlaşıldı diyorlar. Tamam anlaşabiliyorsun ama ben kulübüyle de anlaşılmadığı müddetçe kap demeyi doğru bulmuyorum. Amerikan bir için artık hepimiz kap bekliyoruz arkadaşlar açık söyleyeyim. Ha hocam buradan döner mi? Arkadaşlar transferde her an her şey dönebilir. Bak Serdar Dursun dedim. Etti sana bir. Bir tane kap söyledim. Nazım Sangare dedim gidecek. Etti sana iki. William Arao etti sana üç. Gustavo Henrique etti sana dört. Bak dört tane kapı buradan verdik. Osterwald oynamazsa etti sana 5 kap. Yani açık ve net kap. Yani Osterwald'e 5 kap dedik. Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle çıkarılmış. Ee, yorum yapmak istemiyorum da. Belli mi olur? Belki başkasıyla görüşebilir. Transfer için. Ee, başka? Robert Jones hakem. 5 kapı verdik. Dominguez'de görüşülüyor. Sürpriz bir kap olabilir. 6. Yani Kuruluş ya da Dominguez'den biri olabilir. Ekambi'yi de söyledik. 7 kap. Alın size 7 kaplı bir haber. Sonra bana demeyin ya hocam neresinde kap var? Hani şöyle dedim böyle dedim geldik buraya ettik ama nerede kap var diye. Alın size kap arkadaşlar. Yani siz videoyu izlemeyi beceremiyorsanız ben ne yapabilirim ya? Videoyu dikkatli izleyin. Çünkü transfer sezonundayız. Bazen bazı duyumları açık açık söyleyemeyebilirim. Bazen de işaretle söylemek zorunda kalırım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Maç önü canlı yayınında görüşmek üzere. Maçtan tam 1 saat önce açmaya çalışıyoruz. Haberiniz olsun.